Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Belçika'da yeni doğan bir bebeğin sosyal haklarını devletin bize tanıdığı, yani yeni doğan bebeğe ve ailesine tanıdığı ekstra ücretleri, ondan sonra buradaki kurumların, sigorta firmalarının ne gibi sosyal haklar ve avantajlar birbirlerine göre, onları sizlere anlatmak istiyoruz. Tabii bizim çocuğumuz henüz daha doğmadı. Aynen. Şurada 1-2 haftamız kaldı ama biz dedik ki hani bildiğimiz kadarıyla. Aynen, çoğu şeyi zaten öğrenmiş olduk. Doğduktan sonra da belki öğrenebileceğimiz şeyler olacak ama biz dedik ki zaten çoğunu şimdiden bilmiş olduk. Tekrar da tabii güzel bir araştırdı Seda. Çoğunu da zaten Seda anlatacak bize. O da artık benim gibi defter kalem takılıyor. yani çok kişi yazıyordu işte hani biz geleceğiz oraya, çocuğumuz yok, yeni evliyiz, nişanlıyız. Hani ne gibi sosyal haklar var, neler var. Yani bizim için de güzel oldu yani şimdilik. Böyle herkese bir anda toplu bir cevap vermişiz gibi olacak. Çok da fazla uzatmadan konuya girelim diyoruz. Şimdiki aşkım, ilk öncelikle ne yaptın? Yani hamileliği öğrendikten sonra yani ilk yaptığın işlemlerden başlarsak daha iyi olur. Çalışıyorsanız öncelikle iş yerine mecbursunuz, bildirmek zorundasınız. Allah korusun bir şey olduğu zaman. İş yeri yani ayrıyeten bir... sigorta tanıyor diyelim daha doğrusu. Daha çok seni güvenceye alıyorlar yani. Sonra da sigorta kurumuna bildiriyorsunuz. Sigorta kurumu da buradan mütvel oluyor. Mütvele bildiriyorsunuz. Bunu da işte doktordan aldığınız bir rapor ile götürüyorsunuz, veriyorsunuz. Bildiriyorsunuz yani. Ben bunu yaptım mesela doğum öncesi. Doğum sonrası da yapılacakları da şimdi anlatayım size tek tek. Bir de lafını böldüm aşkım. Şimdi şunun da çok içine girmeden sadece üstünden kapalı söylemek istiyorum. Mütfel diyor ya mesela sigorta firması, Türkiye'de biliyorsunuz SGK tek bir kurum ama özel sağlık sigortaları da burada devlet aynen. tarafından yapılan bir sigorta yok. Burada herkes kendi şahsi sigortasını böyle özel kurumlarda yaptırıyor, mütfellerde. Şöyle mütfel, paralı mütfel de var, parasız mütfel tabii, para, de var. Ama size parasızın hakları aynen. pek yokmuş açıkçası, onu ben öğrenmiştim okula gittiğim dönem. Yani sigortadan kastımız bu. Belki ileriki farklı videolarda da daha bunun detayına da girebiliriz. Daha iyi bilgiler öğrendikten sonra. Aynen. Bildirdim aşkım. Ondan sonra işte bu ilk aylarında. İlk aylarında bildirdim. Sonradan zaten işte devamlı çalıştım 6. ayıma kadar. 6. ayımı doldurdum. 6. ayımın işte ilk başında ben kendi iznimi kullandım. 2 hafta erken çıktım. İşte 6 aylıkken işten çıkıyorsunuz. Yani doğumdan önce 3 ay izin. 3 ay önce yani 6 aylıkken. Zaten doktor tahmini tarih söylüyor. Şu aynen. tarihte mesela Kasım'ın 1'inde doğum yapabilir, örnek veriyorum. Oradan 3 ay düşüyorsun aynen. işte. 3 ay düştükten sonra işte 3 ay izini kullanıyorsun ve doğum sonrası da 3 ay. Ama mesela diyelim ki o 3 ay içinde o 3 ay içerisinde erken doğum yaptınız. Diyelim ki 2-2,5 aylıkken doğum yaptınız. O 3 ayın işte yarısı ya da 2 haftası, 3 haftası gidiyor yani. Şöyle daha size detaylı anlatayım. 6 ay izin diyor ya mesela, hani çoğu insan doğumda 6 ay izin diye bir şey yok. Yani doğum öncesi 3 ay, doğum sonrası 3 aynen. ay. Yani örnek veriyorum, sezaryen oldu 2 ay sadece, yani 8 aylıkken mesela doğum yaptınız. Aynen. Otomatikman o 1 ay siliniyor. Yani doğumdan sonra eklenmiyor. Ben aynen. öyle sanıyordum, onu da son zamanlarda yok. Öğrendim. Yani doğum yapıldığı gün itibariyle de 3 ay öyle başlanıyormuş. Aynen öyle. Yani bunu da daha iyi aydınlatmış olduk aşkım. Doğum öncesi 3 ay, doğum sonrası 3 aylık izinden sonra daha ne gibi izinler var? Ne gibi haklar var? Şöyle bir hakkınız var mesela. Süt izni hakkınız var. Bu da her iş yerinden iş yerine tabii ki de değişiyor. Ayrıyeten devlet size 4 ay Geburtsverlof diye ya da Ağlaşıkapsverlof diye bir izin tanıyor. Bunu da hem anneye hem babaya tanıyor. Bu 4 aylık izinde çocuk 12 yaşına gelesiye kadar kullanabiliyorsunuz. Fakat bir iş yerinde 1 yıldan fazla çalışmanız mecburiyetindesiniz. Anne için de geçerli. Yani anne için de geçerli, baba için de geçerli bu. He, anladım. Yani şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Konuya vakıfım yani, bayağı bir araştırdık biz de. Şimdi mesela ben bir baba adayı olarak örnek veriyorum, şu an bir işte çalışıyorum mesela ben. Çocuğum doğduğu zaman, yani bebek dünyaya geldiği zaman 15 gün zaten kesin izin veriyorlar. Gerekirse o iş yerinde bir haftalık çalış, aynen. fark etmiyor. Ama eğer ki o iş yerinde yılın dolmuşsa bir yıl dolduğu takdirinde direkt 4 ayda ekstra doğum izni veriyorlar. Ama o 4 ayı şöyle diyorlar size, bu çocuk 12 yaşına kadar, örnek veriyorum. Aynen. 12 yaşına kadar ister hepsini tamamını bir anda kullan, istersen parça parça kullan 12 yaşına kadar. Anne için de geçerli aynen bu. Anne için de geçerli. Biz hatta bunu duyduk, işte hani ben duydum.
Tabii hemen kurnazız yani biz Türk insanları. Ben hemen şey dedim. O zaman dedim aşkım hazır 2 hafta var doğuma, ben hemen iş bulayım dedim kendime. Hemen çalışayım, iş başı yapayım, sonra dedim 4 ay 4,5 ay işte 15 binle izin alırım falan, ama öyle bir şey yok. Hükümette tabii ki. Kesinlikle doldurmanız gerekiyor. Hükümette kurnaz yani sonuçta, öyle herkese önüne gelen şey yapsa. Zaten bir zamanında bu tarz şeyler olmuş ki böyle kararlar alınmış. Aynen. Yani kısacası bir yılı doldurduğunuz zaman anne için de baba için de ayrıyetten ekstra bir 4 ay izin oluyor. Hı hı. Ama anne için yine üzerinden geçelim. Doğum öncesi 3 ay, doğum sonrası 3 ay. Bu izin kesin mecburi. Şirket falan ayırmaksızın devletin aynen size tanıdığı sosyal hakkı. Onun haricinde de Seda'nın dediği gibi iş yerinden iş yerine. Süt izni aynen değişiyor. Senin bana iş yeri bir hafta, bir hafta verdi. Sendikadan haklarımızı araştıracağız tabii, bir hafta mı diye. Üzerine düşeceğiz. Hı hı. Ama peki mesela aşkım bir hafta mesela hakkını örnek veriyorum. Aile hekimine de başvurup tabii ki de aile hekimine başvuru yapıp aile hekimi de size bir rapor yazabilir. Bunu da iş yerine bildirebilir hani şöyle şöyle diye. Öyle de bir izin hakkınız oluyor tabii ki de. Tabii aile hekimi sana örnek veriyorum. 2 hafta aynen, bir ay yazabilir. Uzatabilir ama bu sefer iş yeriyle belki zıt olabilirsiniz. Aynen öyle. Yani raporunuz bittiği zaman belki de iş yerinde çıkış gibi bir durumda olabilir yani. O biraz zor aslında da. Ama şimdi burada şey kolay kolay iş yerinden çıkarma aynen olayı olmuyor. Çünkü niye, burada çalışan herkesin %80-90'ı sendikaya üye olmak zorunda. Mesela Türkiye'de herkes sendikalı değil. Yani ben de o kadar işte çalıştım. Ama burada mesela öyle değil. Burada değil mi yani aşkım? Yani %80'i, %90'ı yani ağırlık şöyle, gördüğüm herkes aynen sendikaya kayıp sendikaya olmak zorunda. Yani adam o yani işe başladığı zaman. Yok açıkçası. İsterseniz ama haklarınızı kendiniz de bilmiyorsanız sendikaya danışıp sendika size aynen her türlü hakkınızı savunuyor. Evet. Ve her türlü hakkınızı size anlatıyor yani. Anladım. Başka izin olarak başka bir şey başka yok galiba. Başka izin olarak benim bildiklerim tabii ki bu kadar. Araştırdıklarım tabii, da bu kadar. Doğum sonrası da araştıracağız çok şey aynen yani. Ama şu anda detaylı da araştırdık. Bildiğimiz bu. Aynen öyle. İzinler bu kadar yani arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yine yorumlara sorabilirsiniz. İzinler bu kadar. Biz bir de şeye geçelim şimdi. Mesela devletin bize sunduğu doğum parası. Evet, ha maaşlar. İlk baştaki aynen doğum parası. Doğru aynen söylüyorsun. Aynen öyle. İlk başta mesela 5 aylık hamileliğinizi geçtikten sonra ya da 5 ayı doldurduktan sonra ay, işte 6 ay işte başlangıcında doğum parası başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu da burada Kram Health olarak geçiyor. Bunu herhangi bir çocuk parasını veren şeyler var burada, işte sendika gibi tipler kurumlar var yani dediğin gibi. Oraya mesela başvuru yapıyorsunuz. Onlar da sizden farklı belgeler istiyor. Mesela işte doktor raporunuzu istiyor 6 ay geçtiğinize dair. Başka da bir şey istemiyor galiba yanlış. Ha bir de babanın adını, yani, isim soy ismini. Gerçekliğini isim, tespit soy, etmek aynen, için yani gerçekliğini çocuğun. Gerçekliğini tespit etmek için. Onu veriyorsun. Sonra aradan bir ay ya da 2 ay geçiyor. Geçmedi. Evet öyle bir yani şeydi geçti, galiba. Yani geçmedi. Size 1200 euro. 1150 küsuratlı bir ha, rakam yatırdı. Ben 1200 biliyordum. Yok. Pardon. Yok yok. 1150 euro size bir doğum parası. Çok iyi bir para yani arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda çocuğun alışverişini tamamladık. Videomuzda yukarıdaki linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Neler aldık o paraya, ne yapılabiliyor. Yani buna dair birçok şey anlattık bir aynen de. Bakabilirsiniz yani 1150 euro çok iyi bir para. Tutumlu olursanız, bebek arabasından beşinden tut her şeyi ekonomi alırsanız cebinizden 1 euro bile para çıkmaz yani aynen emin olabilirsiniz. 1159 euro, 1150 euro böyle bir para veriyor aşkım. Evet. Ekstra daha devlet. Bir de maaş bağlıyor galiba. Aynen çocuğa aylık işte aylık bir çocuk parası veriyor. O da bana söylenen miktar 160 küsür bir 160-170 miktar. Yani 160-170 euro arası hı-hı olacak dediler. Bu da tabii her yıl değişiyor dedi. Zamlanıyor dedi. 2-3 euro değişebilir yani dedi. İlk etapta bence benim tahminim aşkım. Hani yaşı küçük olacağı için bence 5 euro belki 10 euro zam olur yavaş belki yavaş. Belki de aynen. Büyük ama, şey. Ama şey mesela şu an ne kadar alıyor mesela 20 yaşındaki yetişkin? 250-260 euro tek kişi alıyor. Tek kişi değil mi? Yani aynen öğrenci bir kişi yani 18-19 yaşındaki bir kişi örnek veriyorum. 250-260 euro arası alıyor yani. Yani gene kötü bir para değil gayet iyi bir tabii para yani. Tabii ki de iyi bir para. Çocuk için de iyi bir para. Hesap kitap yaptığımız zaman bir bebeğin aylık bezini işte ıslak mendilini falan hesapladığın zaman 100 euroyu bulmuyor bile örnek veriyorum. Hadi mamasını falan da alacaksın. Yani anlayacağın devlet zaten onun desteğini veriyor burada. Cebimizden tabii ki de para çıkacağı yerde çıksın mesele değil yani de devlet size bu hakkı da çok iyi bir şekilde tanımış yani. Aynen öyle. Her ay yani güzel düzenli paramızı yatıracaklar.
Yani doğduktan başka sonra aşkın, işte. Evet. Devletin tanıdığı başka devletin ekstra. Devletin tanıdığı farklı bir şey yok. Yani benim bildiklerim bu kadar. Daha doğrusu arkadaşım da mesela benim hamileydi. Kendisi de doğum yaptı. Bana da söyledikleri bunlardı. O da büyük avantaj. Ayrıyeten geçen gün hastaneye de gittik. Bir ebeyle konuştuk. O da aynı şekilde bana bunları söyledi. Bunlar var diye. En önemlisi olan bunlar. Evet. Sizin maaşınızı da mütüvel veriyor. Sigorta kurumu veriyor yani her ay. Şey, senin maaşını. Aynen, benim maaşım. Çalışmadığım zaman. Bir de aşkım ona da açıklık getirelim. Çok kişi soruyordu, maaşı tam mı veriyor, yarım mı veriyor? Bana tam veriliyor şu anda. O tabii ama ki... Ama tam 2 aylık kaldı. Aynen, şu anda ben 1 ya da 2 aylık kaldım. Sonra düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Belki ama doğum normalde doğum sonrası düşebilir de yükselebilir de. Hani o çocuğun durumuna bağlı nasıl hesaplanıyor hiç bilmiyorum açıkçası. Ama normalde bize söylenilen ilk ay %100 alıyorsun, ikinci aydan sonra %80 ya da %85'ini alıyorsun. Evet, öyle söylemişlerdi ama şu an ilk ayda... Mütüvel de öyle söylemişti. Ha, Mütüvel de mi öyle söylemişti? Ha, Mütüvel de bana öyle söylemişti. Doğum sonrası mı o zaman? Belki doğum sonrası. Doğum sonrası değişir mi onu bilmiyorum, onu yok, bir şey belki söylemişti. Belki o zaman düşebilir de yani. Belki o zaman da düşebilir. Şu an ama biz iki aylığımızı aldık, bir iki hafta içinde de üçüncü ay mesela yatacak. Aynen. Şu an iki ay ama tam aldık yani, aynen, ekstra kesme olmuyor. Tek kişi mesela çalışsa, mesela sadece eşi olan çalışsalar sıkıntı yaşayabilirler mesela, düşerse yani tabii. Tabii ki de, aynen. Maaşını mütüvel ödüyor aşkım, sigorta firması yani. Benim mütüvelim, bana tanıdığı haklarını size söyleyeyim ben. Ha, bu arada sigortadan sigortaya yani değişiyor diyebiliyoruz. Ekstra haklar değişiyor yani, avantajlar. Bizim mütüvelimizin mesela hakları. Mesela doğum ücreti 300 euroya kadar bir doğum ücreti veriyorlar size. Bu devletten ayrı yani, mütüvel bunu size veriyor. İlk çocuğa 150 euro, ikiz çocuklarına 300 euro diye yazıyor. Ha, ilk doğumda. Aynen. İkiz çocuk olursa anladım. İkiz olursa 300 euro. 300 olursa 450 mi acaba? Bilmiyorum o kadar mı? Yani gerçekten bilmiyorum. Bir 300 bulup sormak lazım, merak ettim. Ya bu mütevelli bize sunduğu şey bir 300 euroya kadar bez parası tanıyor. Bunu da nasıl tanıyor size? Belirli bir yaş oranı var mı? Tabii bunun? Belirli bir yaş oranı var mesela. İlk doğduğunda 100 euro, 1 yaşına geldiğinde 100 euro. 2 yaşına geldiği zaman da 100 euro. Hani bu 300 euro size birden vermiyor. Ha, 3 yaşına kadar. Örnek veriyorum mesela aşkım, şu an biz ne yapacağız? 1 yaşına kadar bebek bezlerinin fişlerini biriktirip aynen. 100 euroya kadar olduğu zaman vereceğiz, parasını alacağız. Aynen. Ha, fişe göre veriyorlar. Fişe göre veriyorlar. Anladım. Aynen öyle. Gene güzel bir şey. Ama mesela güzel. Benim duyduğum okula gittiğim zaman sosyal rehberlik kursuna, bizim Türk öğretmenimizin de bize, hocamızın da bize söylediği mesela, bazı sigorta firmaları örnek veriyorum jest olsun diye bebek arabası bile zamanında verenler olmuş mesela, evet. Yani. Sigortadan sigortaya değişiyor. Tabi bebek arabasından kastımız çok çok kaliteli değil ama yine de araba yani, hani bir ihtiyaç yani. Bizim sigorta firması da gene iyi yani, hani 300 euro, 250 euro bir doğum parası verecek. Ondan sonra bir bu bir de mesela çok detayına girmeyelim ama işte hani galiba süt sağma makinesi gibi evet, değil. Onları da kiralayabiliyorsunuz. Onlara da ücretsiz onlara galiba. Onlara da yani belirli bir ücret var diyebiliyorum yani ama 100 çok büyük ücret. Örnek veriyorum yani, mesela 10 euro ödüyorsun tabii gibi. Tabii ki aynen öyle. Bayağı bir onda da indirim oluyordu, onu hesapladık. Bir de hemşire yardımı veriyor size. Mesela doğum sonrası eve size yardıma gelebilecek bir hemşire varsa ya da istediğiniz biri varsa 300 euroya kadar da size ekstra bir yardım yapıyor yani. O 300 euro peki aşkım yıllık mı yaş oranı var mı yoksa tam detayını bilmiyor aylar. Musun? Hayır ilk aylarda geliyor zaten hemşire. Doğum sonrası çok gelmiyor zaten değil mi? Çok gelmiyor. Belli bir süre geliyor. Aynen. O belli bir süre mesela anladım. O belli bir süre zaten 1000 euro tuttuysa örnek 300'ünü de mütevel karşılayacak. Aynen. Ha tamam, çok ya, iyi anladım. 1 euro zaten tutmuyormuş yanlış bilmiyorsam. Ben de yani konulara tam vakıf değilim. Seda yarım saat önce hepsini tek tek güzelce araştırdı yazdı. ya kendim de mesela şu an hemşire yardım olarak istiyorum. Neden istemeyeyim? Çünkü sonuçta tabii. Gelecek ilk çocuğum ve İnşallah. Çok da bilgili değilim. Bakacağız yani. Bakacağız ona. Onu da araştırıyorum yani, araştırmıyor değilim. De, mütüvel de işte şey diyor, 300 euroya kadar biz size yardım edeceğiz. Mesela 500 euro tuttuysa 300'ünü biz karşılıyoruz diyor. 200'ü de siz karşılayacaksınız diyor yani. Evet, aşkım. Sosyal haklar bu şekilde. Çifte vatandaş çocuk oluyor. Zaten Türkiye'de de doğsa yani eşi Belçika vatandaşı olan kişi, daha doğrusu bu arada ben değilim. Mesela anne, aynen anne Belçika, anne Belçika vatandaşıysa Türkiye'de de doğum olsa aynen. Çocuk çifte vatandaş oluyor. Ama ben mesela Belçika vatandaşıyım, çifte vatandaşım yani, Seda'nın yerine kendimi koyuyorum. Seda Türkiye'de yaşıyor olsaydı, doğumu orada yapsaydık çocuğum çifte vatandaş olmuyordu. Aynen, burada önce doğması. Aynen, burada.
burada. Burada doğar sancı oluyor ama Türkiye'de doğarsa olmuyor. Ya anneye farklı bir hak tanılıyor yani aynen. Burada. Tabii tam detaylarını bilmiyoruz. Ya kısacası oğlunuz diyorum, çocuğunuz yani. Ben şimdi oğlum olacağı için öyle söyledim. Çocuğunuz çifte vatandaş doğuyor. Türkiye'de doğumu olan kişiler konsolosluğa başvuruyor. Burada doğumu olan kişiler de Türkiye'nin konsolosluğuna başvuruyorsunuz. İster Brüksel, ister Anvers, hani hangi bölgede, hangi eyaletlerde oturuyorsanız. Türkiye üzerinden de kimliğini alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Buradan yani zaten konsolosluktan aynen. Alabiliyorsunuz. Onun haricinde başka söylemek istediğim bir de şu konu var. Çocuğum burada işte soy isim olayı var işte hani ne olsun diye. Bunu başta hastaneye soruyor zaten. Yeni sistem olmuş evet. Galiba değil mi? Yeni öğrendik aynen. Onudan. Hastaneye biz söyledik hani kaya olacak diye. Bir de şu an koronadan dolayı da belediyeye gitmenize gerek yok bildirim yapmak için. Hı-hı. Size verilen kağıtları fotokopisini çekip ya da bir faks olarak mütüele gönderip onlar zaten her türlü her yere hem mütüele hem belediyeye gönderip onlar bütün her şeyini kayıt olarak yapıyorlarmış. Süper. Yani o sistemi de çözüyorsunuz. Bir de çocuğun üzerine alma olayları gibi bir şey var. Biraz aynen. Tuhaf geldi ama buranın tabii farklı kuralları, farklı kanunları var. Şey var yani burada aşkım. Mesela kızların soy ismi değişmiyor. Ya arkadaşlar şurada şöyle söyleyeyim aslında. Seda bana ilk sorunda çocuk kimin üzerine olsun dediğinde bir tuhafıma gitti benim. Şaşırdım. Hani ya mal mı oluyoruz yani? Ya orası bir kelime dedim yani gerçekten. Aslında mesela Türkiye'de de şu sistem var. Mesela ben 18 yaşına kadar çalışmadığım için örnek veriyorum. Babamın üzerinden yararlandık sigortayı. Burada aynen. Da aslında böyle bir şey de işte anlık soru biraz farklı geldi yani bana. Hani çocuk kimin üzerine olsun gibisinden. Yani burada da çocuk Seda'nın üzerinden yararlanacak. Şu anda o çünkü resmiyette çalıştığı için, aynen. Ben resmi çalışmadığım için, part-time çalıştığım için yani Seda'dan yararlanacak. Aynen. Onu da tabii kendiniz en ayarlayabiliyorsunuz. En yüksek maaş kimdeyse çocuk onun üzerine geçiyormuş. Aynen öyleymiş mesela bak onu da yeni öğrenmiş oldum. Onu da zaten ayarlıyorsunuz. Başka araştırdığımız bir şey yok. Hepsini aynen, araştırdık, sizlere aktardık. Çocuk doğduktan sonra farklı bir şeyler öğrenirsek zaten ileriki süreçlerde sosyal medya üzerinden de belki paylaşım yapabiliriz. Ya da tekrar belki videolar da çekebiliriz yani. Yani hükümetin bize tanıdığı güzel haklar, güzel aynen. Sosyal haklar. Türkiye'de tabii sosyal haklar var, yok değil yani ama buranın sosyal hakları ciddi şekilde bayağı bir avantajlı. Ya en büyük mesela avantajlı olan düşünsenize yani size 1200 euro daha doğmadan para veriyor. A'dan Z'ye her şeyini alabiliyorsunuz örnek veriyorum. Tabi bizim bir de avantajımız çocuğun %80 alışverişin hepsini Türkiye'de yapmamız oldu. Yani euroyu çarpı 10 olduğu için tabii. Bayağı da alışveriş yapabildik yani. Üzülerek söylüyorum. Başka söylemek istediğim bir şey benim var mı aşkım? Sizin de sormak istediğim bir şey olursa varsa yorumda yazabilirsiniz. Tabii. Ya da sosyal medya hesaplarınızdan da bize yazabilirsiniz. Aynen sosyal medya kesinlikle orayı takip etmenizi aynen. İstiyoruz ama oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğimiz gibi faydalı bir video olacağını bir düşünüyorum. Bir de çok özür dilerim kapatmadan bir de şunu da aydınlatmak istiyorum. Önceki bir iki videomda söylemiştim ama Türkiye'de çocuğu olan kişiler mesela buraya geliyor sonradan 3 yaşında 5 yaşında onlar da soru soruyor. Çocuğumuz faydalanabiliyor mu her şeyden? Burada her şeyden çocuğunuz faydalanabiliyor. Yani 3 yaşındaki çocuğunuzla Belçika'ya geldiğiniz zaman direkt otomatikmen oturumunu aldıktan sonra hemen burada da maaşı bağlanıyor çocuk aynen. Maaşı. Onu da öğrendik. Bilginiz olsun. Yani bulunduğunuz belediyeden araştırabilirsiniz. Ve okula yazıldığı zaman ekstra da haklar var. Onu da kendiniz zaten araştıracaksınız. Onun için de aynı. Burada işte 5 tane kurum var. 5 tane kurumdan birine hı-hı. Başvuru yapıyorsunuz. Çocuğunuzun işte kimliğiyle. Onlar size zaten her şeyi hesaplıyorlar. Zaten aşkım bilmeseler bile belediyeye aynen. Değil mi? Yani hani mesela Gent aynen, Belediyesi olur, Brüksel'in Belediyesi olur. Belediye A'dan Z'ye tüm sorularınızı cevaplıyor. Biz de hemen hemen çoğu konuda sizlere aydınlatmış olduk. Buradaki sosyal hakları da anlatmış olduk sizlere. Hayırlısıyla kucağımıza almayı bekliyoruz. Aynen, nasip olursa inşallah. Oğlumuzu. Rabbim sizlere de nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Hoşçakalın.